Kayseri Hacı Bektaşi Veli Cemevi'nin elektrik faturasının ticarethane olarak düzenlenmesi Kayseri'deki Alevi vatandaşlar arasında tepkiyle karşılandı. Cemevlerinin yasal olarak ibadethane şeklinde sınıflandırılmadığını anımsatan Kayseri Hacı Bektaşi Veli Kültür Araştırma Vakfı Başkanı Abbas Tan, "Burası ticarethane ise yarın maliye memurlarının buraya gelip bizi vergi mükellefi etmeleri gerekir" şeklinde tepki gösterdi. Abbas Tan, Kayseri Hacı Bektaşi Veli Kültür Vakfı'nın ve Kültür Derneği'nin başkanıyım. 1992 yılında kuruldu kurumumuz. O günden bu tarafa birçok arkadaşımız hizmet verdiler. Son bir yıldır da cemevi olarak buradaki kurumun başkanlığını yürütüyorum. Vakfımızın kuruluşunda cemevi yapılacağı mahkeme kararıyla tescil edilmişti. Cemevi Aleviler için bir ibadethanedir. Ve ibadethanenin sıfatı ibadethanenin dışında başka bir şekilde tarif edilmesi hem ahlaki değildir, hem siyasi değildir, hem de o toplumun inancına saygısızlıktır. Ne yazık ki devlet yasal olarak hala cemevlerini bir ibadethane kabul etmediği için, elektrik abonesini de vermek durumunda, başka bir şey bulamadığı için ticarethane kılıfıyla böyle bir abonelik tahsis etmiş ve bugün faturalarımız ticarethane olarak gelmektedir. Biz buna karşıyız. Burası eğer ibadethane ise bizim o aboneliğimiz de ibadethane olarak yapılmalıydı. Ama yapılmamış. Biz de bugün hukukçu arkadaşlarımızla görüşüyoruz ve bu konuda dava açacağız. Zaten ibadethane denildiğinde asıl sıkıntı buradan kaynaklanıyor. İbadethanenin ne olup olmadığını, nerenin ibadethane olup olmadığını ne yazık ki günümüzde Diyanet İşleri Başkanlığı karar veriyor. Halbuki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuruluş amaç ve ilkelerinde İslam dinini yaşatmak, cami ve mescitleri yönetmek diyor. Yani bizim cemevimizin ibadethane olup olmamasına Diyanet İşleri Başkanlığı yahut da devlet, hükümet, siyaset karar veremez. Biz Aleviler, bizim ibadethanemiz budur diyorsak bu bir ibadethanedir ve böyle de olması gerektiği konusunda biz mücadele veriyoruz. Bu mücadelemiz de devam edecek. Tabii o hiç fark etmediğimiz bir gelişme oldu. Bu sadece Kayseri için değil, birçok cemevinde bizim bilgimiz dışında abonelik tahsis edilirken o günde ticaretten olarak yazılmış. Bunu arkadaşlarımız daha evvelden fark etmemişler. Normal fatura geliyor ve o faturayı günü geldiği zaman götürüp ödüyoruz. Ama ne zaman ki ilgimizi çekti gördüğümüzde biz ve diğer Türkiye'deki değişik bölgelerdeki cemevlerinde tamamında ticaretten olduğunu gördük ve bu konuda çalışmalarımızı başlattık. Yani bu bize önceden bildirilerek işte böyle bir abonelik tesis ediyoruz denmemiş. Ama sonradan ortaya çıktı. Bu tamamen bir siyasi bir politikadır. Hiç de insanlığa sığmayacak, insanların inancına, ahlakına, yapısına, yaşamına uygun olmayan bir uygulama sistemidir. İsrarla söylüyoruz. Biz yıllardır mitingler yapıyoruz, açıklamalar yapıyoruz. Eşit yurttaşlık talebinde bulunuyoruz. Hayır diyorlar, siz zaten eşitsiniz diyorlardı ama eşit değiliz. Şimdi bir başkasının ibadethanesine ibadethane derken bizim ibadethanemizi ticarethane gibi görmeleri bir defa eşitlik ilkesine de aykırıdır. Daha belki açıklamama söylemiştim. Eğer bura ticarethane ise o zaman maliyenin yarın gelip ve bizi vergi mükellef etmesi gerekir. İbadet eden vergi versin mi diyecek acaba? Ne diyecek? Onu bilemiyorum. Tabii bu bizi yönetenlerin sorunu diye düşünüyorum. Bunun için zor bir şey yok ki. Yani sonuçta bir yasa çıkartılacak. O yasayla zaten mevcut yasada ibadethaneler dediğinde cami, mescit, havra, kilise diye yazılı. Onların yanına cemevi de koydukları vakit bir yasa değişikliği, bir maddeyle bu iş çözülür. Ama ne yazık ki bu tip yasalar düzenlenirken siyasi partiler yasasının o 89. maddesi der ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görüş ve düşünceleri alınarak yapılır diyor. Sıkıntı buradan başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da cemevlerini bir ibadethane olarak görmüyor. Aleviliği bir inanç olarak görmüyor. Ama biz bunun karşısında mücadelemizi veriyoruz.
bu parlamenter sistem eğer yerine oturur ise o zaman parlamentodan çıkacak bir karar, yine tekrar ediyorum, sadece yapılması gereken ibadethaneler kısmında o parantezin içerisinde cami, mescit, kilise, havranın yanına cemevi denildiği zaman bütün sorunlar çözülecektir. Biz bir ayrıcalık istemiyoruz. Biz de bu ülkede diğer inançlarla eşit seviyede olalım diyoruz. Halk olarak eşit seviyede olalım diyoruz. Ne yazık ki bugün bunları göremiyoruz. Böyle bir sıkıntının içerisindeyiz. Burası cemevi bir ibadethane. Burada Alevilerin belli dönemlerde yaptıkları cem ibadetleri var. Onun dışında burada cenaze hizmetleri yapılmaktadır. O cenaze hizmetleri inancın gereği yerine getirilen hizmetlerdir. Bunun dışında cenazeden sonra, daha sonraki süreçlerde hayır lokmaları dediğimiz 40 lokması, 3 günü 5 gün gibi değişik ritüeller uygulanıyor. Bunlar hep inançsal anlamda verilen hizmetlerdir. Eğer bunu siyasiler görmüyorlarsa o siyasilere sadece acırım, başka bir şey demem. Acizlikleri ortaya çıkar. Ama bunu görmediklerini söyleyemeyiz. Biz göreve geldiğimiz günden bu tarafa Kayseri'deki siyasi partilerin, bir siyasi partinin dışında iktidardaki, muhalefetteki bütün partiler geldi, bizi ziyaret ettiler. Ve bugün burada yaptıklarımızı da biliyorlar, sosyal etkinliklerimizi de biliyorlar, inançsal faaliyetlerimizi de biliyorlar. Buranın bir cemevi olduğunu, bir ibadethane olduğunu, en büyük partiden en küçük partiye kadar ki bütün siyasi partilerin il başkanları, milletvekilleri, parti meclis üyeleri hepsi kabul ediyor. Çok yakın zamanda eski başbakan bizi ziyaret etti. O da geldiğinde bura bir ibadethanedir, kabul ediyor. Biz de sorduk, yıllarca başbakanlık yaptınız, niye ibadethane dediğiniz yere yasal statü kazandırmadınız, beni aşıyor dedi. Acınacak bir durumdayız. Bir defa bu işin çözülebilmesi için Alevilerin verdikleri mücadele yetmez. Sağduyulu, duyarlı, tutarlı, Alevi olmayan insanların bu konuda duyarlılık göstermesi lazım. Biz eşit yurttaşlık talebi dediğimizde bu anlamda söylüyoruz. Biz dillendirdiklerimizi bugünden yarına, dünden bugüne değil, sürekli söylediklerimizi zaman zaman yanımızda Alevi olmayan dostlarımızı görüyoruz. Ama bunların daha çok duyarlılık göstermesi gerekir. Çünkü biz burada hizmet verirken sadece Alevilere de hizmet vermiyoruz. İnsanım diyen, bu kuruma ihtiyacı olan herkese hizmet veriyoruz. Bizim kapımız herkese açık. Öğrencisinden yaşlısına kadar, çocuğundan yoksul ailelere kadar. Herkese, ama herkese hizmet veren bir Alevi kurumudur burası. Ama Aleviler kadar Alevi olmayanların da buraya ilgi göstermelerini bekliyoruz. Gelsinler, bizi görsün, tanısınlar. Bizim olmamız gereken yeri onlar gördüklerinde, onlar da bize destek vereceklerine inanıyorum.